Tekrar merhaba. Bu derste Eduse çalışmanızı kolaylaştıracak bazı basit ayarları size anlatmak istiyorum. İlk önce ses için kullanabileceğiniz bazı efektlerden başlayalım. Bunlardan ilki Pan Pot Balance. Uygulayacağımız kısmı atıyoruz ve info paletine çift tıklayarak açıyoruz. Bu efekt ile sesin sola veya sağa ya da soldaki sesin sağa, sağdaki sesin sola aktarımını rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Diğer anlatacağım, sesle ilgili anlatacağım efekt ise grafik equalizer. Yine klibimizi uyguluyoruz. Info paletten açıyoruz. Burada size sese yaklaşık olarak 30 Hz ile 16 kHz frekanslar arasında değer vermenizi sağlayan bir ayar menüsü açılıyor. En basit tabirle sesin bas ve tiz değerlerini ayarlayabiliyorsunuz. Temel bilgiyle düşük frekanslar bas, yüksek frekanslarsa tiz değerleri veriyor. Burada ayar yaparken arka planda sesi de dinlememiz mümkün. Düşük frekansları yükleyerek sesin bas değerini arttırıyorum. Daha da boğuk hale getirebilirim. Yüksek frekansları düşürerek. Ya da yüksek frekansları biraz daha yükleyerek sesi olduğundan da tiz hale getirebilirim. Burada gördüğünüz master potu da ses düzeyini arttırmamızı sağlıyor. Son olarak sesle ilgili bahsetmek isteyeceğim bir efekt daha var. O da delay. Klibimize taşıyalım. Delay, Türkçesi gecikme diyebiliriz. Seste bir gecikme, bir eko vereceğiz. Burada delay time, yani gecikme zamanını, delay gain, yani gecikme doygunluğunu, feedback gain, yani sesin geri dönüş doygunluğunu ayarlamamız mümkün. Mesela basit bir ayar verelim ve OK diyelim. Diğer sesleri kapatırsak daha anlaşılır olacak. Gördüğünüz gibi efekti tamamlamış olduk. Gelelim görüntü kısmına. İlk olarak zaman efektinden başlayalım. Mesela bu klibi bu klibe time efekt vermek istiyorum. Burada açılan pencerede oynatım yönünü ileri ya da geri olarak belirlemeniz mümkün. Rate, yani hız diyebiliriz. Buradan da hızını belirlemeniz mümkün. Eğer klibimizi hızlandırmak istiyorsak buraya 100'ün üzerinde bir değer giriyoruz. ...185 gibi mesela. Oynattığımızda klibimiz hızlanmış oluyor. Ya da yine Alt E tuşuna basarak kısa yoldan da çağırabiliriz. 100'ün altında bir değer girersek buraya, klibimizi slow motion olarak oynatmış oluyoruz. Ve yine isterseniz bu kutucuktan backward'ı seçerek klibi tam tersine de oynatmanız mümkün. Şimdi diğer bir efektten bahsetmek istiyorum. Bu aslında çok kurtarıcı bir efekt. Daha önceki derslerde yapmış olduğumuz capture'ı hatırlıyorsunuz. Buna basit olarak bir beyaz ayarı yapalım. Efekt paletinde Video Filters'ın içerisinde Color Correction var ve Three-Way Color Correction efekti var. Bunu alıp klibimizin üstüne koyuyoruz. Info paletinden çift tıklayarak ayar penceresini açıyoruz. Burada hiçbir detay ayara girmeden sadece çalışmanızı kolaylaştıracak çok basit bir ayarı göstermek istiyorum. Color Picker bölümünden Black'e tıklıyorum. Black. Siyah referans değerini belirliyorum ve tıklıyorum.
Daha sonra griyi seçiyorum ve gri için bir referans değeri belirliyorum sahnenin içerisinden. Onu da seçtim. En son beyazı seçiyorum ve beyaz referans değeri veriyorum. Ve OK diyorum. Klibimizin ilk haline göre değerlerini değiştirmiş olduk. Tabi bu laptop kamerasıyla yakalanan bir görüntü. Normal bir kameradan gelen görüntüde daha iyi sonuç alacağınızı düşünüyorum. Son olarak göstermek istediğim bir araç daha var. Bundan da şöyle bahsedeyim hemen. İsterseniz videonuz hareketli olarak veya isterseniz durum çubuğunda istediğiniz bölümü seçerek şuradaki Create a Still Image düğmesine bir kere tıklıyorum ve buraya Yiğit diyorum. Kaydediyorum. Bin penceresinde yakaladığım görüntü fotoğraf olarak görünüyor. Evet, Edius başlangıç düzey derslerini tamamlamış oluyoruz. Bu ders Edius 7 ve sonraki tüm sürümlerinde çalışıp öğrenmenizi sağlayacaktır. Edius 7'den sonraki sürümler bazı detaylar dışında çok benzerdir. Umarım bu dersler içerik ve anlatım olarak ihtiyacınızı karşılamıştır. Bana sorularınızı Instagram adresim üzerinden rahatlıkla sorabilirsiniz. Hoşça kalın.